Cem TV ekranları başındaki dostlara saygılar ve sevgiler sunuyorum. Bugünkü muhabbet programımız Mevlana Kabı Evrensel Mevlana Aşıklar Vakfı dergahında yapıyoruz. Bugünkü konumuz itibariyle de Hazreti Mevlana ve Hazreti Mevlana'nın yad edildiği yerde yapmak istedik bu programı. Çünkü mahiyeti çok önemliydi. Bu mahiyet içerisinde de ekranlarda da göreceksiniz zaten etrafta Hazreti Mevlana'nın kelamları, sözleri var. Bu dergahta bu programı yapmak ve buradaki buraya gelen canların bu aşkı dile getirdikleri için de programın en güzel yeri, makamı, çekimi burada olduğunu düşündük ve burada yapıyoruz bugünkü programımızı. Kimlerle yapacağız bugünkü muhabbet bağındaki bu konularımızı bu programımızda? Çok değerli 3 konuğum var, güzel canlar, güzel dostlar. Ben konuklarımı tanıtayım, ondan sonra bizler yavaş yavaş sorularımıza ve konularımıza geçelim. Ve öncelikle konuklarımı tanıtayım. Sayın Sibel Savi Avcı, hoş geldiniz. Özlem Bilge Hanım, hoş geldiniz. Ve Sayın Yusuf Köroğlu, siz de hoş geldiniz. Bugün bizlere vakit ayırdınız. İyi ki bizimle oldunuz. O güzel sohbetlerinize, güzel kelamlarınıza Cem TV ekranları başındaki canlarla sohbet edeceğiz. Girişte de dediğim gibi sevgili dostlar, bugünkü konumuz Hazreti Mevlana. Hazreti Mevlana kimdi? Özellikle bugünkü bu alanda, yani vakıfta çekmemizin sebebi de Hazreti Mevlana'yı anlatırken ona iade edilmiş bir yerde anlatmak istedik. Bu konu anlamda da bize hoşgörüyle burayı tahsis eden sevgili yönetime de buradan teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Çünkü mekan içeriğine baktığın zaman zaten Hazreti Mevlana'yı anlatmış gibi geliyor. Ama tabii mekanın bir de onun ayrıcalığında sizler de uzun zamandır burada hizmet ediyorsunuz. Bu hizmet esnasında Hasan Çıkar dedemizin, Allah rahmet eylesin, onun da birer yadigarısınız bu mekanda. Ve biz dönelim Hazreti Mevlana diye girelim söze. Hazreti Mevlana Hicri 604 yılı Rebeülevvel ayının 6'sında, yani bugünkü tabi baktığımız zaman 30 Eylül 1207 yılında Afganistan'ın Bel kentine dünyaya gelir. Bel kentine dünyaya gelen Hazreti Mevlana kimdir? Safiye Hanım'la başlayalım. Buyurun, söz sizde. Eyvallah. Öncelikle Hasan dedemizin manevi evlatları olarak vakfımızı temsilen burada bulunuyoruz. Programınızda bizlere yer verdiğiniz için Gazi'de de öncelikle size teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sonra Cem Vakfı yetkililerine ve çalışanlarına ve değerli Cem TV yetkililerine ve çalışanlarına hepinize sevgilerimizi sunuyoruz ve ayrıca ekranları başında bizleri izlemekte olan Cem TV izleyicilerine de, saygıdeğer Cem TV izleyicilerine de yine onlara da sevgilerimizi sunuyoruz. Hasan dediğimiz her zaman bütün sohbetlerini selamlarla, feyizlerle, keremlerle başlardı. Kainat-ı Nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehl-i Beyt Efendilerimizin, Pirimiz Hüdavendigâr Hazreti Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin ve Mürşidimiz Hasan dedemizin selamları, feyizleri, güzel keremleri hepimizin üzerlerimiz olsun. Şimdi Yüce Pirimiz Hüdavendigâr Mevlana Celaleddin Rumi bilginler bilginidir ve tamamıyla Hazreti Muhammed Efendimizin bendesidir. Onu kendine tamamıyla ruh edinmiştir. Hazreti Muhammed Efendimiz, ben bütün aleme rahmet olarak gönderildim demiştir. Ve bütün alemi hiç ayrım yapmadan, din, dil, ırk ayrımı yapmadan İsevisini de Musevisini de sevgiyle kucaklamıştır. Ve Hazreti Mevlana'mız da Hazreti Peygamber Efendimizin bendesi olarak onun bu sözünden, ben bütün aleme rahmet olarak geldim sözünden ilham alarak, o da her neysen yine gel. İstersen kafir ol, istersen putperest ol, istersen ateist ol, istersen 100 sefer tövbeni bozmuş ol, yine gel diye çağırır herkesi. Burası bir umut kapısıdır, umutsuzluk kapısı değil, yine gel. Böyle bir çağrıda bulunur ve yine der ki, din, dil, ırk fark etmeden, kimsenin suçunu gözetmeden bütün insanlık alemini sevgiyle, saygıyla kucaklamaya geldim. Ve
doğal olarak da bütün insanlık alemini hiç ayrım yapmadan sevgiye, kardeşliğe, birliğe davet etmiştir. Ve hep daima sevgiden, aşktan, kardeşlikten ve birlikten söz etmiştir. Öyle ki bir gün Mevlana'ya soruyorlar, diyorlar ki peygamberler hakkında ne buyurursun ya Mevlana? Senin nazarında nasıldır peygamberler? Hazreti Mevlana'mız şöyle cevap veriyor. Benim nazarımda diyor bütün peygamberler birdir. Çünkü hepsinin adı Ahmet'tir. Ve çünkü diyor benim nazarımda hepsi benim sevgilimden söz ettiler. Benim sevgilimin güzelliklerinden bahsettiler. Ahmet, Hazreti Muhammed Efendimiz'in bir diğer ismi. İsa Aleyhisselam İncil'inde bundan bahsetmiştir. Benden sonra bir prens gelecek adı Ahmet diye. Dolayısıyla dinleri de birlemiştir Hazreti Mevlana ve dinler hakkında da dinler arasında bir ibadet farkı var. Fakat hepsi yine bütün ibadetlerin, bütün dinlerin yolu yine Allah'a çıkar der. Yani böyle bir pir Hazreti Mevlana'mız tamamıyla birleyici, zerre kadar ikiliye hiç yer vermemiş. Aynı zamanda pirimiz Südavendigâr Mevlana'nın bir ismi daha vardır, o da Aşk Peygamberi. Aşk üzerine şöyle seslenmiştir. Aşk bir padişahtır, bayrağı görünmez. Aşk Tanrı Kur'an'ıdır, ayetleri belirmez. Her aşık bu avcıdan bir ok yemiştir, kanlar akar durur fakat yarası belirmez. Ve yine bir yerde de şöyle bir seslenişi var Hazreti Pirimizin. Anam aşk, babam aşk, peygamberim aşk, Allah'ım aşk. Ben de bir aşk çocuğuyum. Bütün aleme sevgiyi, aşkı söylemeye geldim. Gerçekten de pirimiz kadar aşkı dile getiren, sevgi sözleri sunan, hiç ayrım yapmadan herkesi kucaklayan ve onun kadar Allah'ın güzelliklerinden dil döken, onun kadar Hazreti Muhammed'in, Hazreti Ali Efendimiz'in hakikatlerinden bahseden bir üstad daha bu aleme gelmemiştir ve gelmeyecektir de. Mevlana'mızın felsefesi tamamen Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali'dir, Muhammed Ali'dir felsefesinde Muhammed Ali vardır. Hatta Mevlana için diyebiliriz ki Mevlana'nın dış yüzü, görünen cismi Muhammed, iç yüzü yani ruhaniyeti de Ali'dir. Yani zahiri demek istiyorum. Evet. Cenab-ı Mevlana ucu bucağı olmayan bir mana okyanusudur. O okyanusun da ne bir kenarı vardır ne de bir sonu. Herkes tabii kabının aldığı kadar o mana okyanusunda dalgıçlık yapar. Mevlana Allah'ın bir ayetidir. Herkes onu okudum, bildim zanneder fakat herkes yine kabı taşıdığı kadar onu anlayabilmiştir. Hazreti Mevlana yaşadığı devirde Allah'a söylenmiş ve söylenecek olan en güzel sözleri zaten söylemiş. Ve Allah'ı hiçbir velinin ve nebinin yapamadığı şekilde güzelleştirerek tanıtmış ve insanların üzerinden korkularını almış, onları huzura kavuşturmuş ve insanları hürleştirmiştir, özgürlüklerine kavuşturmuştur. O Yüce Sultan, Yüce Pirimiz Hazreti Mevlana, Hak'ta tamamıyla kendini yok etmiş, Hak'la bir olmuş ve tamamıyla Hak olmuştur. Dilerseniz eğer bir kasidesinde çok güzel sesleniyor, onu dile getireyim. Şöyle sesleniyor Mevlana'mız. Ondan başka bir işim yok, iş yerim odur. Söylerim, söylerim, çünkü sözümü beğenen odur. Söyler bülbül oldum, çünkü gülüm, gül bahçem odur. Meleklerden daha yükseklere kanat açarım, çünkü kolum, kanadım odur. Göğe başımı değerim, çünkü başım, sarığım odur. Canım, gönlüm sakindir, çünkü gönlüm, canım odur. Kervanım emniyettedir, çünkü kervanımın başbuğu odur.
Gülistan misali yüzümün rengi onun güzelliğidir. Güneş misali mücevher yağdıran kılıcım odur. Cismimin evi niçin halkın secde yeri oldu? Çünkü gece ve gündüz kapımın duvarımın üstündeki odur. Her kimin yüzünde onun kulluk damgası yoksa o benim babam bile olsa düşmanımdır, yabancıdır. Gönlüm elini ondan başkasına değdirmez. Çünkü dertli gönlümün, gamının tek hekimi odur. Sen müflis olduğunda bağrına taş bastınsa benden sermaye iste. Ondan ötürü ki benim hazinem, ambarım odur. Şah beni davet etti, ben nasıl şahın huzuruna gitmem? Madem ki bütün ikramım odur. Ben nasıl olur da inkar eden olurum? Biri bana, sus senin sözün ne bitmez sözdür derse, ben de ona derim ki, ey aziz, ben ne yapayım, benim çok söylemem de odur. Yani gerçekten de Hazreti Pirimiz hiç susmadı, hep söyledi, hep konuştu. Eyvallah. Yaşamı boyunca 48 bin beyit dile getirdi. Bunun %23.750 beyti Mesnevi Şerif, 24.250 beyti de Divan-ı Kebir'dir. Hayır. Yani çünkü bugün eğer günümüze geldi Hazreti Mevlana'yı iade edebiliyorsak, onun zaten orijinal sözlerini öncelikle insanlar bir feyiz alarak dile getiriyor. Çünkü o sözlerden Hazreti Mevlana'nın kim olduğunu diye. Şimdi buraya baktığın zaman da işte bu mekanda da Hazreti Mevlana'mızın çok güzel sözleri var. Ve buraya gelip de bu sözlerden ilim almayan, feyiz almayan kimse olabilir mi? Biz siz biraz nefeslendirelim. Özlem Hanım'a dönelim. Çünkü birinci bölümde böyle Hazreti Mevlana'nın kimliği üzerine biraz sohbet edelim. Kim olduğunu, çünkü girişte de dedi ki Afganistan'ın Belşehir'inde dünyaya geldi. Muhakkak ki oradan bu Türkiye coğrafyasına döndüğünde, orada buradaki bir de bir yaşamı vardı. Bu yaşam içerisinde neler yaptı? Biz Özlem Hanım'a soralım bunu. Teşekkür ederim. Sibel kardeşim çok güzel söyledi. Manevi bir okyanustan bahsediyoruz. Onu gerçekten de kelimelerle ifade etmek zor. Bir kasidesinde buyurduğu gibi teslimin denize alabildiği miktar ancak kabı kadar. Onun için biz de dilimiz döndüğünce, süremiz de müsaade ettiğince gene anlatmaya gayret edelim. Söylemiş olduğu gibi Mevlana ve Mevlevilik dediğimiz zaman merkezinde insanı görüyoruz. Bu durumda da Hazreti Pirimiz için insanın, insan gönlünün, edep üzere olmanın, güzel ahlakla yaşamanın, cömertliğin, hoşgörünün çok büyük önemi var. Ve ömrünün büyük bir bölümünü büyük alimlerle en başta babası Sultanlar Sultanı, Sultanül Ulema Hazretlerinin eğitiminde ve Muhakkak-ı Tirmizi Hazretlerinin eğitiminde geçiriyor. Çok büyük bir alim. Bulunduğu toplum içerisinde de açtığı zikir meclislerinde, camilerde, katılmış olduğu toplantılarda hep haktan, insandan ve insanda hakkın tecellisinden söz ediyor. Bunu yaparken de Kur'an-ı Kerim'i esas alıyor. Hazreti Peygamberimizin sözlerini esas alıyor. Kur'an-ı Kerim üzerine inşa ettiği Mesnevi Şerif aşkla yapılmış bir tevil. Bir ufak rubayisini ben de paylaşmak isterim. Ey Tanrı kitabının nüshası insanoğlu, sen kainatı yaratan Hakk'ın güzelliğinin bir aynasısın. Her şey sensin. Alemde ne varsa senden dışarı değil. Her ne ararsan ara, onu kendinden iste, kendinde ara diye hitap ediyor. O günlerde bütün Konya halkı onun sözlerinin, onun sohbetlerinin takipçisi, onunla feyizleniyorlar ve bu büyük alimi de çok seviyorlar. Tabii yaşadıkları coğrafyada farklı kişiler, farklı sözler, farklı alimler de var. O 13. yüzyıldan bahsediyoruz o dönemde. Pirimiz eserlerini Farsça dile getirmiş. Bunu yapmasının sebebi de bunların
diğer toplumlar içerisinde, diğer cemaatlerde anlatılabilmesi, diğer alimler tarafından da paylaşılabilmesi için doğru dilin Farsça olduğunu düşünüyor. Çünkü o dönemde de Farsça konuşuluyor. Farsça konuşuluyor ve Farsça yazılıyor. Tabii ki Türkçe ve Arapça da var ama bu ilmi eserlerin dili Farsça o dönemde. Bu sebeple de eserlerini Farsça dile getiriyor. Bu sırada yapmış olduğu sohbetler, halka yapmış olduğu sohbetler, incelediğimiz zaman Marif isimli Sultan Veled'in eserinde de anlatılmış, Fihi Mafih'te dile getirilmiş, onun felsefi düşüncelerini, tasavvufi düşüncelerini, Allah'a ait duygularını, düşüncelerini görüyoruz. Mesnevi-i Şerif'te Kur'an-ı Kerim'in tevilidir, aşkla yapılmış tevilidir demiştik. İçinde çok değerli öğütler alabileceğimiz, bizlere yol gösteren hikayeleri var. Bu hikayeleri çok yumuşak bir dille, hoşgörüyle dile getiriyor. Dilini daima tatlı tutmuş. Etrafında her farklı kültürden insanlar, bütün mesleklerden, bütün cemaatlerden insanlar onun sözünü büyük bir hayranlıkla, büyük bir sevgiyle dinliyorlar. İçlerinde padişahlar da var, içlerinde halk içerisinden çalışan kişiler de var, alimler de var. Hepsi onun sözünün hayranı. Çünkü bütün mesleklere değer veriyor, bütün insanlara değer veriyor. Yapılan bütün hizmetlere değer veriyor. Ve bunu da Mesnevisinde çeşitli hikayelerle bizlere anlatıyor. Divan-ı Kebir'den belki daha sonra söz edebiliriz. Çünkü Şems'le olan beraberliğinin neticesinde doğmuş, o içindeki büyük aşkı, büyük coşkuyu dile getiren bir eser Divan-ı Kebir. Bu arada da yazmış olduğu mektupları var. 150 kadar mektubu var. Farklı gene kişilere, farklı işleri temsil eden yerlere, halkın kimi taleplerini, dileklerini çözebilmek maksadıyla yazmış olduğu mektuplar, bunlar da mektubatında toplanmış durumda. Geçiyor. Şimdi yüreğinize sağlık. Hazreti Mevlana'yı dedik ya, anlatmaya çalışalım, onu nasıl anlatacağız? İki kelimeye de sığmıyor, 100 kelimeye de sığmıyor. Biz de vaktimizin içerisinde dilimizin önce başta da söylediğiniz gibi anlatmaya çalışıyoruz. Ben hakikaten zaman zaman hani sizin içinize de gelirim, ibadetlerinize katıldığım için o aşkı yaşıyorum. Şimdi bir kere bir kez daha deklar edeceğim. Şu etrafımıza gördüğümüz yazılara baktığım zaman Hazreti Mevla'nın kasideleri, sözleri zaten insanları o aşkı haline getiriyor. O hizmetlerini de anlatıyor zaten orada. Ama Hazreti Mevlana'yı ben şimdi hepinize böyle bir hakka niyetli olmak şartıyla böyle bir söz hakkı vermeye çalışıyorum. O yüzden hani bir dakika, iki dakika olursa da affınıza sığınıyorum. Sizden sonra da ben Yusuf kardeşime de şunu soracağım. Hazreti Mevlana'nın bu kimliğini anlatırken Hazreti Mevlana şair midir? Hazreti Mevlana ilahiyatçı midir? Sufi midir? Bir de bu yönünü deklar edelim, dile getirelim. Kimdir Hazreti Mevlana? Yani sadece bir şair mi, bir sözleri olan mı, veya bir ulema mı? Özelliği nedir bu anlamdaki? Şimdi bütün Cem TV izleyicilerine şahsınızla teşekkür ediyorum. Bizleri izliyorlar, teveccüh gösteriyorlar. Biz burada Hasan dedemizin sohbetlerinde Hazreti Mevlana'nın kimliğine dair birçok cümle duyduk. Onun ne olduğuna dair, ama bunların içinde en çarpıcı olan şu. Bir gün yanındaki arkadaşları Hazreti Mevlana'ya bir soru soruyorlar. Diyorlar ki işte Hazreti Şems'ten önce ve Hazreti Şems'ten sonra sayısız eserler meydana getirdin. Sadece sarığındaki 18 beyitle Mesnevi'yi, 18 beytin açılımıyla Mesnevi'yi meydana getiriyorlar. İşte sayısız müftü yetiştirdin, din adamı kazandırdın bu topluma, kitap okudun, kitap yazdın. Ne öğrendin? Sen kimsin ya Mevlana diyorlar. Ben adımı öğrendim diyor. Peki ya Mevlana, senin
adın nedir diye sorduklarında işte biliyoruz Mevlana Celaleddin Rumi. Hayır, benim adım insan diyor. Şimdi bu bilgi doğrultusunda değerlendirecek olursak Hazreti Mevlana'yı herhangi bir kelimeye herhangi bir kelimenin kalıbına sokmak doğru olmayabilir. O yüzden baktığımızda ne bir filozof diyebiliriz onun için, ne bir şair diyebiliriz, ne bir sufi diyebiliriz. Çünkü bunların hepsi başı ve sonu belli olan tanımlar. Ama kendisinin söylediği gibi, Hasan dedemizin bizlere sohbetlerinde ifade ettiği gibi, benim adım insan dediği zaman bu Hazreti Mevlana'yı çok güzel kendi dilinden ifade eden bir tanım oluyor. O zaman şöyle de diyebiliriz. O bir okyanus, o bir zahir, o bir batini. Çünkü hem zahirini size çok güzel anlatıyor, telaffuz ediyor, hem batini yorumunu çok güzel dile getiriyor. Tabii bahsettiğimiz, işte dedemizin bahsettiği insandan maksat bugün gördüğümüz beşer değil. İnsan olabilmenin çok uçsuz bucaksız erdemleri var. Hazreti Mevlana hem Şems-i Tebrizi'den önceki yaşantısıyla hem Şems-i Tebrizi'den sonraki hayatıyla insanlığı üzerine çok güzel oturtabilmiş ve bize bu konuda doğumundan Şebi Arusu'na kadar örnek veren, ders veren muazzam bir pir. Acizane dedemizin sohbetlerinden öğrendiğimiz kadarıyla biz de onun bu kutlu yolunda biraz da olsa nefes almak şansına sahip mülkleriyiz. Peki. Yine sizinle devam edeceğiz tabii çünkü daha vakit size ait şu anda. Bu hani bir yere sığdıramadığımız Hazreti Mevlana'yı kalıp anlamında söylüyorum. Kalıp anlamında. Çünkü dedik ya nereye sığdıracağız onu? Bu kadar sözleri, bu kadar hikmetleri, bu kadar hizmetleri olan bir zatı bir yere sığdıramayız. Doğru, muhakkak ki doğru. Ama insanlara hani bilmeyenler için ben özellikle o soruyu size sordum. Kimdir Hazreti Mevlana dediklerinde ya acaba bir sufi midir? Acaba bir ilahiyatçı mıdır? Acaba bir yazar mıdır? Acaba bir şair midir? Bu insanların kafasında çünkü zaman zaman halkın içerisinde onunla farklı sorularla karşı karşıya gelebilir. Bu sorunun amacı buydu zaten. Ekran karşısında insanlar, canlar bunu bilsinler diye. Bir şey diyeceğim. Şair olmadığını kendi eserlerindeki bazı beyanlarından anlıyoruz. Yani onun işte bu zamana kadar bize miras bıraktığı eserlerin hiçbirisine şiir gözüyle bakamıyoruz. O da böyle söylüyor zaten. Dolayısıyla Hazreti Mevlana bir şair midir? Edebi yönden baktığımızda evet, müthiş eserleri var. Ama diğer türlü kendisinin tanımıyla Hazreti Mevlana şair değildir. Yine buraya döneceğim. İşte kendisinin söylediği gibi bir hak aşığı, dedemizin de bize bahsettiği gibi o bir aşk peygamberidir. Sibel ablanın işte söze girdiği noktada anam aşk, babam aşk, peygamberim aşk, Allah'ım aşk, ben bir aşk çocuğuydum diyor. Ne güzel cümle değil mi? Evet. Ne güzel cümle. Şimdi son iki dakikamız birinci bölüm için söyleyeyim. Bu bölümde, ikinci bölümde de özellikle Hazreti Mevlana'nın Hazreti Şems'e olan birlikteliğim ve buradaki bölümde şöyle yapalım güzel dostlar. Hazreti Mevlana'nın Şems'e kadar ve Şems'ten sonraki hayatı. Onlarla sohbet edeceğiz. Çünkü buraya baktığın zaman sizin de söylediğiniz gibi hep aşkla bahseden bir kişinin bizzatın özellikle ölümü bile aşk haline getirir cümleleri var. Aynen öyle. Ölümü aşk haline getiren yani ölüm kutlanır mı? Kutlanır. Hazreti Mevlana bize ölümü kutlamayı öğreten, ölüme aslında yaşamın devamı niteliğinde anlam kazandıran çok büyük bir ders vermiş, çok büyük bir miras bırakmış. Dolayısıyla ölüm kutlanır. İşte onun sözleriyle zaten ikinci bölümde devam edeceğiz. Dostlar kısa bir ara, aradan sonra yine birlikte olacağız. Evet, kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Muhabbet bağı devam ediyor.
Ben kendime fazla sözü almadan hemen yine konuklarıma döneceğim. Bu bölümde yine ilk bölümde olduğu gibi Sibel Hanım'la başlayacağız ve şöyle bir soruyla başlayacağız. Hazreti Mevlana derin ilmini, ilim derinliğini kimden almıştır? Hazreti Mevlana ilim derinliğini tabii ki efendisi Hazreti Şems'ten aldı. Ama ona gelene kadar Sultan Ulema Hazretleri, babası Sultan Ulema Hazretleri var. Ondan sonra Şeyh Seyyid Burhanettin Hazretleri var, ilk şeyhi. Ve daha sonrasında Hazreti Şems'le buluşuyorlar ve bütün ilminin derinliğini tamamıyla Hazreti Şems'ten alıyor. Şimdi Hazreti Mevlana'nın bütün yaşamını, hayatını üç kelimeye sığdırdığı bir sözü var. Şöyle der: hamdım, piştim, yandım. Bu ne demek oluyor? Hamdım diyor. Yani ben Şems'i bulmadan önce bütün zahiri bilgilere sahiptim. Fakat hala hamdım. Sonrasında piştim diyor. Yani Hazreti Şems'i buldum, Efendimi buldum. O bana sahip olduğu bütün batini olsun, neduni olsun, bütün ilmini bana sundu. Ve ben pişmeye başladım. Fakat en sonunda Efendimin gölgesi, Hazreti Şems'in gölgesi bu dünya üzerinden kalkınca ben yandım diyor. Yani büyük bir aşkla bağlandığı şeyhine, efendisine kaybedince yandım diyor. Ve ondan sonra zaten cezbeler, bu aşkı anlatan o güzel kasideler, sözler, kasideler, gazeller dilinden dökülüyor. Yani divan-ı kebir oluşuyor. Şimdi Hazreti Mevlana'mız patlamaya hazır bir volkan gibiydi. Ve onu patlatacak bir kıvılcım arıyordu. Hazreti Şems bu esnada geldi ve onun kıvılcımı oldu. Hazreti Mevlana o kıvılcımı Hazreti Şems'ten, efendisinden alınca öyle bir patladı ki hem kendi yandı, hem Şems'i yaktı, hem de bütün alem onun muhabbet ateşinin nuruyla aydınlandı. Şimdi en başta demiştik Hazreti Mevlana zahiri ve batini ilmini babası Sultan Ulema'dan aldı. Babası Hakkı yürüyünce babasının eğitiminde yetişmiş olan müritlerinden Şeyh Seyyid Burhanettin Hazretleri devreye girdi. O da Mevlana'nın batını ilmini daha da kuvvetlendirdi. Fakat Mevlana biraz önce de dediğim gibi hani patlamaya hazır bir volkan ve hiç doymak bilmiyor. Yani yok mu daha diyor. Aynen Hazreti Muhammed Efendimiz gibi. Çünkü ilmin sonu yok. İlmin sonu yok. Sonunda Hazreti Şems Efendimiz'le buluştular ve Hazreti Şems Efendimiz de ona ledünî ilmin bütün derinliklerini gösterdi. Tabii bu arada Hazreti Mevlana'yı aslında ilk keşfeden Muhiddin-i Arabi Hazretleri olmuştur. Muhiddin-i Arabi Hazretleri'ni belki o buluşmalarını Özlem arkadaşımızdan dinleyeceğiz biraz sonra. Fakat ben yine de Hüdavendigâr Mevlana'mızın babasının, yani Bahattin Veled aslında, Sultan Ulema diye geçiyor. Onun isminin nereden geldiğini kısaca bir değinmek istiyorum. Bir akşam, bir menkıbe bu, bir gerçek. Bir akşam herkesin anlayacağı dilde Sultan Ulema Hazretleri rüyasında ve 40 bilginde, o devirde yaşayan 40 ayrı bilginde aynı rüyayı aynı gece görüyorlar. Ve bu rüyada Hazreti Peygamber Efendimiz'in sabah namazını icra ettiği, sabah namazını kıldığı camide Sultan Ulema Hazretleri'ni imamiyete çıkarıyor Hazreti Peygamber Efendimiz. Ve arkasına geçerek Sultan Ulema'nın orada sabah namazını eda ediyor. Ve 40 tane bilginde buna şahit oluyorlar.
Ertesi gün uyandıklarında toplanıyorlar. Hepsi aynı rüyayı görmüş. Ve Sultan Ülema Hazretlerine gidiyorlar. Ve onun tebrik ediyorlar. Ve bundan sonra sen Sultan Ülemasın. Yani bütün alimlerin sultanısın diyorlar. Sultan Ülema Hazretleri, yani Sultan Ülema ismi Bahattin Veled Hazretlerine Hazreti Peygamber Efendimizin tarafından verilmiştir. Evet. Şimdi sizin söylemlerinize veya bilgi üzerine de baktığımızda Hazreti Mevlana ile Hazreti Şems'in 40 gün tevekkülde kaldığı, evet, ve Hazreti Mevlana sadece Şems Tebriz'den şey almıyor, ilim almıyor. Bir de sabır da alıyor ondan. Bazı denemeler itibariyle de Hazreti Mevlana'nın o sabrını da deniyor ve Hazreti Mevlana da bu sabırla ciddi anlamda başarılı bir şekilde geçiyor. Bir de şöyle bir şey var. Hazreti Mevlana ve Hazreti Şems-i Tebriz. İkisinin bir araya geldiği şöyle bir kelam kullanılıyor dil anlamında da. Mecmual Bahreyn. İki denizin birleştiği, yani daha doğrusu batın yoruma baktığı zaman iki alimin birleştiği. Doğru mudur? Evet. Çünkü bu anlamda bakmak lazım aslında. İki, evet, bir okyanus ve denizin birleştiği bir yer. Ama diğer tarafta Hazreti Mevlana ile Hazreti Şems'i ele aldığımızda, göz önünde bulunduğumuzda iki alimin, yani zahiri ile batinin birleştiği bir alandır. Bu ilim üzerine onlar birbirlerine bilgileri paylaşıyor, değil miydi? Evet, buluştukları zaman Hazreti Şems Efendimiz Mevlana ile buluştular. Ve tabii onun da bir hikayesi var buluştuklarına kadar gelen. Fakat ben buluştuktan sonrasını söyleyeyim. 3 ay halvete kapandılar ve 3 simitle geçirdiler bunu. Bu 3 ayı düşünün, yani sadece 3 ayda 3 simitle ve dışarıya çıktıklarında ikisi de bir deri bir kemik halindeydiler. Tamamen zayıflamışlardı. Peki ne oldu 3 ay yani bu halvette? Birbirlerine gönüllerini açtılar. Hazreti Mevlana o ana kadar sahip olmuş olduğu bütün zahiri, batini ilimleri, o bilgileri Hazreti Şems'e sundu. Hazreti Şems'ten de bütün o sunduklarının karşılığında ledünni ilmiyle beraber geri döndü bütün o bilgileri. Hazreti Şems'ten ledünni bilgiyi aldı karşılık olarak ve Hazreti Şems'in söylediği o sözler tamamıyla Hazreti Mevlana'yı resmen deli etti. Yani aklını başından aldı. Daha sonrasında tabii arkadaşlıkları, dostlukları, aralarındaki o manevi aşk bu şekilde başladı. Tabii daha sonrasında Hazreti Şems Mevlana'nın iç alemindeki o patlamaları daha da ortaya çıkartacak, nurunu daha da aydınlatacak, parlatacak olan bazı imtihanlarda da bulundu. O imtihanlarda başarılıydı. O tabii burada tamamıyla tabii ki sizin de başta söylediğiniz gibi sabır var, teslimiyet var, aşk var, sevgi var. Yani bunlar olmasa zaten olamaz, başaramazdı ki. Eyvallah. Yine size biraz nefes aldıralım. Biz Özlem Hanım'a dönelim. Özlem Hanım, ilim derin bilgini kısaca Sibel Hanım onu dile getirdim. Bir de Hazreti Mevlana'nın Hazreti Şems'ten önce bir hayatı vardı ve Hazreti Şems'ten sonra bir hayat oldu. İkisini kıyasladığınızda Hazreti Mevlana bu anlamdaki öncesi ve sonrası nasıl bir kimliğe büründü? Hazreti Mevlana'mız ilk bölümde de dile getirmeye çalıştığımız gibi çok büyük bir alimdi. Toplumuyla da iç içeydi. Onların eğitiminde, onlara yol gösterilmesinde lider durumunda bir alimdi. Hazreti Şems'le karşılaşmaları o dönem içerisinde, daha doğrusu birliktelikleri fasılalarla 4 yıllık bir süreyi içeriyor. Önce bir arada oluyorlar, Sibel kardeşimin de bahsettiği gibi o ilk buluşmadan sonra bir buçuk yıl kadar birlikteler.
O sırada Hazreti Mevlana eskiden yapmış olduğu bütün hizmetleri, yani halka hitabını, onlarla sohbeti, camilerde vaaz vermeyi, hatta giyimini bile giderek azaltıyor, değiştiriyor. Daha sade bir hale bürünüyor. Tabii bu dışarıya verdiği hizmetlerin kesilmesi onu dinleyenler, onu sevenler için çok büyük bir eksiklik. Onlar hala Hazreti Mevlana'yı, Mevlana Efendimiz dedikleri büyük veliyi karşılarında görmek istiyorlar, onu dinlemek istiyorlar ve bundan mahrum kalıyorlar. Ailesinde olmak üzere bütün yakın çevresinde ve derken toplum içerisinde bu bir takım şikayetleri, rahatsızlıklara sebebiyet veriyor. Kimdir bu gelen derviş? Ne yaptı da bu büyük veliyi kendilerinden ayırdı? Niçin onu tercih ediyor? Niye artık eskisi gibi kendileriyle vakit geçirmiyor? Bu tabii sıkıntılara sebebiyet verince 1,5 senenin sonunda Hazreti Şems'in bir uzaklaşması söz konusu. Şam'a gidiyor. Fakat bu ayrılık pirimizi çok üzmüş. Yani o beslendiği, gıda aldığı, o içinde fırtınalar koparan büyük dosttan uzaklaşmış durumda. Bunun için de haberler gönderiyor, mektuplar yazıyor ve Şems Hazretleri'ni geri dönmeye ikna etmek istiyor. Nihayetinde de oğlu Sultan Veled'i onu alması ve tekrar Konya'ya getirmesi için de Şam'a gönderiyor. Şems Hazretleri dönüyor. Tekrardan bu dostluk bıraktıkları yerden devam ediyor. Hep beraberler, hiç ayrılmıyorlar. Şems Hazretleri onun içe dönmesini, kendi içindeki madeni ortaya çıkarmasını istiyor ve hep bu yönde de telkinlerde bulunuyor. Bu durumda tabii huzursuzluklarında devamı ettiğini görüyoruz. Nihayetinde de bu 4 yıllık bu büyük dostluğun, bu büyük manevi alışverişin neticesinde Şems Hazretleri buraya gelirken, yani Rum diyarına gelirken pirimizi bulmak için manada verdiği bir söz vardı Allah'a. Bana o yüce şahsiyeti, o kullarından kerem sahibi bir kulu, yoldaşı bana gösterirsen sana başımı veririm demişti. Nihayetinde de bu 4 senenin sonunda bu gerçekleşiyor. Ve Şems Hazretleri'nin onun buradaki varlığını istemeyenler tarafından başının kesildiğini kaynaklardan okuyoruz. Bu çok büyük bir kayıp ve pirimiz bunu kabullenmek de istemiyor. Neticesinde hala onu arıyor. Hala bir ümitle Şam'a elçiler yolluyor. Çünkü diyor ki 24 sene yarsız kaldım, sevgisiz kaldım diyor. Eyvallah. Ve bir küçücük haberin ümidiyle yanıyor, tutuşuyor. Onu gördüğünü söyleyen birine hırkasını hediye ediyor. Diyorlar ki bu doğru değil, o yok. Bu hırkayı niçin bu kişiye hediye ettin? Bu diyor, bu yalan haber içindi. Doğrusunu getirmiş olsaydı ben ona bütün varlığımı verirdim diye dil sarf ediyor. Neticesinde büyük bir yanış söz konusu. Yani yandım sözü bu noktada cereyan ediyor. Ve biraz önce de sözü edilen Divan-ı Kebir'inde o ardı arkası gelmeyen onun kalbinin büyük yangınını, büyük sevgisini, büyük özlemini dile getiren kasideler birbiri ardına yer buluyor, yazılıyor, dile getiriliyor. Özlem Hanım, hani bu sohbetin içerisinde gerçi sorularımızda da ama konuyu açtığı için soruyorum. İnsanların en azından ekran başında bizi diyenlerin mutlaka diğer toplumlar içerisinde de Hazreti Mevlana'yı anlamaları için, Hazreti Mevlana'yı bilmeleri için özellikle Hazreti Mevla'yı dile getiren, tam anlamıyla kelamını dile getiren kitap hangisidir veya hangi mecmuayla bunu anlamaları lazım, okumaları lazım? Şöyle söyleyeyim,
Ariflerin menkıbelerinde, haddi zatında hem babası Sultanul Ulema Hazretlerinin, Hazreti Pirimizin, arkasından Sultan, oğlu Sultan Veled'in ve onun zamanında yaşamış Şems-i Tebrizi'nin elbette ki hayatından hepimizin anlayabileceği güzellikte küçük aktarımlar, hikayeler, sohbetler paylaşılıyor. Akabinde de Fihi Mafih isimli eserinde İçindeki içindedir veya hakikatler içindedir anlamında bir kitap. O dönem içerisinde yapmış olduğu sohbetlerde sorulan sorular ve pirimizin vermiş olduğu cevaplar var bu sorulara. Fihi Mafihi okuyabilirler. Ben Mesnevi'yi de ele almak gerek diye düşünüyorum. Mesnevi bakıldığı zaman 6 ciltlik büyük bir eser. Ama gene de içinde hepimizin gönlünü besleyecek, bize değerli bilgiler, değerli hikayeler aktaran bölümler var. Yani o eseri de eğer alırlar ve okuma gayretiyle, anlama gayretiyle yola çıkarlarsa eminim ki o güzel eserde gönlünü açacaktır ve okuyanlarına lütufta bulunacaktır diye düşünüyorum. Muhakkak ki. O yüzden yani şimdi baktığı zaman bir sürü kitaplar yazılıyor. 10 tane kitabı koysanız bir yan yana Hazreti Mevlana'nın kim olduğunu şaşırıyorsunuz. Tabii ki sizin de söylediğiniz gibi o içindeki ilmi almak istediğiniz gibi alabilirsiniz. Ama öyle bir yazarlarımız, çizelerimiz var ki kim Hazreti Mevlana'yı zirveye çıkartıyor, kim Hazreti Mevlana'yı dibe çıkartıyor. Bu anlamda o yüzden sordum. Yani tam konusu gelmişken de insanlar ekran başında da bunu bilsinler diye. Eklemek istedikleriniz varsa buyurun, yoksa Yusuf Bey'e döneceğim. Sizce Yusuf'a bırakın. Peki. İlk bölümde sormuştum aslında ama kısa kestik onu. Şöyle biraz daha açmak istiyoruz. Şebarus. Ben sevgiliye döndüm. Yani demin de dedim ya, birinci bölümde. Ölüm kutlanır mı? Neden Hazreti Mevlana özellikle ölümü bu kadar sevgiyle baktı? Hazreti Mevlana ölüme aslında ölüm nasıl söyleniyor? Yani bizim deyim de hakka yürüme. Hakka yürüme, evet, eyvallah. Kendi içindeki anlamda düğün gecesi. Evet. Neden bu kadar sabırla ya da sabırsızlıkla bekledi ve bunu kutlaması bir şölen haline getirdi? Çünkü o sevgilisine, içten içe sevgilisine kavuşmanın özlemi içerisindeydi. Hatta yanına gelen dostlardan ona şifa dileyecek olan olursa şifa dilememelerini isterdi. Şifa sizin olsun. Şifa sizin olsun. Nur'un nurla buluşmasına bir soğan zarı kadar mesafe kalmıştır. O yüzden şifa sizin olsun diye söylerdi. Onun Hakk'a yürüdüğü gecede zaten ayetlerin menkıbelerinden de işte takip ettiğimiz kadarıyla çok müthiş olaylar yaşanıyor. Azrail'i karşılayış biçimi, onu alıp işte sevgilimden geliyorsun, ondan güzel haber getiriyorsun demesi, sonrasında bir leğen su getirtiyor. O bir leğen suya ayaklarını, mübarek ayaklarını ve ellerini batırdıkça orada ikram ettiği sayısız şeyler var, söylenceler var, rubayiler var. Onların hepsi Hazreti Mevlana'nın ölümü bir matem havasında değil de sevgiliye kavuşma gecesi anlamında bir düğün gecesine dönüştürdüğünü çok açıkça bize ifade ediyor. Bu bağlamda kendisini takip eden evlatlarına, yarınlarda kendisini takip edecek olan izcilerine ölümün hiç korkulacak bir şey olmadığını gösteriyor. Biz bunu mürşid-i kamilimiz, iki gözümüzün nuru, biricik rehberimiz Hasan dedemizle gördük. Onun da İşte sizler de cenaze merasiminde bulundunuz. Aramızdan göçtüğü gün, cenaze merasiminin olduğu gün biz bu hissi yaşadık, çok şükür. Dolayısıyla evet, ölüm kutlanır mı? Mertebesine ulaşmamış olanlar için eyvallah, kutlanmaz ama
Hazreti Mevlana için ve onun takipçileri için ölüm şeyle aruz iletişim. Onu şöyle de benzetiyorlardı, benzettiler de. Sadece Hazreti Mevlana değil bu anlamda, ölümü işte sevgiliye gitme gibi, Hazreti Mevlana'nın kelamı. Fakat bir de şöyle bir oluşum da var, yani onu da dile getirebiliriz mesela, hani benzerlik anlamında. Şimdi doğarken gülüyoruz, annemiz babamız gülüyor. Şimdi var olma değil midir? Ölüm de var olma değil midir? Hakka göçme de var olmadır. Çünkü aslında Hazreti Mevlana bunu çok güzel bir dille anlatıyor. Diyor ki ben ölmeyeceğim diyor. Ben var olacağım tekrar diyor. Bunun için tekrar o kutlamayı, o ölümü insanların tekrar hoşnut gönlüyle uğurlasın ki ben bir daha var olayım, gönüllerde şen olayım diye manasına getiriyor. Yani ölüm hayatın sonlanması değil hiçbir zaman için. Hazreti Mevlana bunu bize bu şekilde aksediyor kendi hayatında. Boyut değiştirme. İşte diyor ya, nurun nurla kavuşması için bir soğan zarı kadar süre kalmıştır. Şifa sizin olsun diyor. Dedemiz de bize sohbetlerinde hep şunu söylerdi. Derdi ki, dünyaya geldiğiniz an itibariyle yola çıkmış bulunuyorsunuz. Yani o süreç başlamış oluyor. Dolayısıyla hayatınızı buna göre yaşayın. İnsan gönlünü kırmayın. Ve şöyle de söylerdi işte, halifelere sormuşlar, Ebu Bekir Sıddık'a demişler ki işte senin Hazreti Peygamber'in yanında bu kadar kalmışlığın var. İşte ne söylersin onun bu güzel ikramlarına karşılık? Ebu Bekir, Ömer ve Osman kendi dillerince yanıtlar vermişler. En son şahımıza gelmiş sıra, sen de söylersin demiş. İşte Hazreti Peygamber'in doğduğun günden beri terbiyesindesin. O da şöyle sesleniyor, diyor ki haber vermediler bu aleme gelişine, haber vermezler gidişine, daim hazır ol. Hazreti Mevlana bütün bu halifelerin sözlerini inceliyor ve en çok aklına Şahımız İmam Ali Efendimiz'in bu sözü yatıyor. O da bu sözü o kadar çok beğeniyor ki şöyle bir hitapta bulunuyor kendi evlatlarına. Bu beden bir mektuptur, postalanmış padişaha. Layık ise postala, layık değilse yırt, yenisini yaz, çünkü zamanız. Bu mektupta neler olmalı? Güzel düşünceler olmalı. Hoşgörü olmalı. Sevgi olmalı. Bu mektupta birlik olmalı. Yine Hazreti Mevlana'mız şöyle bir seslenişte bulunuyor. Biz bunların tabii hepsini Mürşid-i Kamil'imiz Hasan Çıkar dedemizden duyduk. Ben bir birlik dükkanı açtım. Bu birlik dükkanına gelip girdiğiniz zaman burada birden başka hiçbir şey göremezsiniz. Eğer ikiyi görürseniz gözünüzde şaşırdıklar demektir. Dolayısıyla böyle programların yayınlanıyor olması aslında bu bakımdan çok güzel, halkımıza güzel mesajlar veriyor. Hazreti Pir'in vuslatı, şebe arusu bu şekilde değerlendirilebilir. Evet, çünkü Hazreti Mevlana tabiri caizse ölüm döşeğindeyken evlatlarından biri diyor ki, ya baba ben işte ulemaları çağırayım da üzerine dua etsinler, üzerine kabul etmiyor. Evet. Çünkü onun derdi sevgiliye kavuşmak. Sevgili kim? Çok güzel sözler aslında birbirlerine güzel hitaplar bulunuyorlar. Hazreti Mevlana, Hazreti Şems. Şems-i Tebrizi işte kavuşacağı sevgilisi. Evet. Ben bununla ilgili bir not aldım. Birinci bölümün sonunda ben bunu dile getireyim. Benim çok da hoşuma gitti. Önce Hazreti Mevlana'nın Şems-i Tebriz hakkındaki kelamı. Konya soğuk, her taraf kar içinde. Benimse içimde hiç sönmeyen bir ateş. Şu an hayatım saatlerce sessiz kalmak ve hatıraların geçişini seyretmek, yavaş hareket eden bir selin yolunda yuvarlanan ağır bir kayanın göğsüme düşüp beni sürüklemesi gibi bir şey. Hatıralar birbirinin tekrarı, hiçbirinin yeni mesajı yok. Şemsimin kokusu, kokan hatıralara sarılıp uyumaya çalışıyorum ama her gece. Aklımda
Şems fikrinde Şems diye tarif ediyor. Şimdi müsaadeniz olursa bir şey söylemek istiyorum. Hazreti Mevlana o kadar yüce gönüllü bir pir ki Şems Tebrizi'ye duyduğu muhabbetin yanı sıra bir de Mesnevi'nin katipliğini yapan Hüsamettin Çelebi Hazretleri var. Ona da duyduğu bir muhabbet var. Yani hiçbir şekilde kimseye ayırmadan doyasıya bir sevgi örneği gösteriyor Hazreti Mevlana. İşte o içindeki ateş dediniz ya, yine dedemizden nakilde bir menkıbe duyarız. Hüsamettin Çelebi Hazretleri, Hazreti Mevlana'nın kendisinden sonraki postuna oturan efendi, Hazreti Mevlana'nın katipliğini yapan bir şahıs, ruhumun mertebesi olarak hitap ediyor ve diyor ki, ailem aç kalsa ama bana bir yerden bir ekmek, bir somun ekmek verirse, ben bunu pay etmesi için ruhumun mertebesi Hüsamettin'e ikram ederim. Hüsamettin Çelebi Hazretleri'nin eşi çok rahatsızlanıyor. Kendisi de işte Hazreti Mevlana'dan izin istiyor. Birkaç geceliğine eşine bakabilmek için. O içindeki ateş var ya, az önce ifade ettiğimiz. Hazreti Mevlana Hüsamettin Çelebi'ye destur veriyor eşine bakabilmesi için. Tabii mevsim kış, bir de Konya. Nasıl soğuk olduğunu hepimiz tahmin ederiz. Fakat Hüsamettin Çelebi'yi çok özlüyor. Ve dergâhtan çıkar çıkmaz doğrudan Hüsamettin Çelebi Hazretleri'nin evine gidiyor. Bir bakıyor, ışıklar dindirilmiş. Hiç rahatsızlık vermek istemiyor. Ve orada Hüsamettin Çelebi Hazretleri'nin evinin biraz açığında kapısına doğru dönüyor, bekliyor. Tabii mevsim kış olduğu için hem soğuk hem de kar yağıyor. Ve bir süre sonra Hazreti Mevlana'nın üzerini kar örtüyor. Sabah oluyor, Hüsamettin Çelebi'nin eşi bir bakıyor, Hüsamettin Çelebi ile beraber diyor ki, efendi ne ara kar yağdı, ne ara çocuklar kardan adam yaptılar. Sonra Hüsamettin Çelebi gidiyor, bir bakıyor ki Hazreti Mevlana onun kapısının önünde durmuş, üzerini kar örtmüş, efendim ne bu hal diyor. İşte böyle bir muhabbet var. Bir aşk, böyle bir aşk var. Hazreti Mevlana böyle yüce bir pir. Hani nasıl konumlandırabiliriz? Hangi sıfatı koyabiliriz? Evet, sevgili dostlar, kısa bir ara. Aradan sonra yine sizinle başlayalım. Çünkü reklama girmemiz gerekiyor. Aradan sonra yine birlikteyiz. Evet dostlar, kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Yine muhabbetimize, sohbetimize devam ediyoruz. Reklama girmeden önce Sibel Hanım bir şey diyecekti. Buyur, söz sizde. Bir önceki bölümde Hazreti Mevlana'mızın hakkı yürüyüşünden, onun ölüme bakışından, ölümü nasıl tatlılaştırdığından bahsettik. Ve kendi hakka yürüyüşünü de bir düğün gecesi, Şeb-i Aruz olarak ilan ettiğinden bahsettik. Sonrasında dendi ki, ölüm herkes için bir düğün gecesi, ölüm güzel bir şey. Şimdi Hazreti Mevlana ölümü tatlılaştırdı, düğün gecesi olarak ilan etti. Fakat Hazreti Mevlana nereye gideceğini biliyordu. Hazreti Mevlana Hakk'a yürüdüğünde ne annesine yola çıktı, ne babası, Alimler Sultanı, Sultan Ulema Hazretlerine yola çıktı. Ne ilk şeyhi Seyyid Burhanettin Hazretlerine yola çıktı. Hazreti Mevlana tamamıyla kendini vakfettiği, teslim ettiği, aşık olduğu yer olan Hazreti Şems Efendisi'ne, Efendisi Hazreti Şems'e yola çıktı. Şimdi eğer insan kendi içinde gideceği yeri bulursa, mesela işte biraz önce dediğimiz gibi Mevlana kendinde buldu, yandı, aradı Şems'i, bulamadı, sonunda içine döndü ve kendinde buldu Şems'i ve tamamıyla Şems oldu. Benim her kılım bir Şems dedi. Evet. Dolayısıyla eğer bir insan Hakk'a yürüdüğü zaman kime gideceğini biliyorsa, o zaman o işte
o insanın düğün gecesi olabilir. Ama yani, bilmiyorsa işte öğrenmesi. Onun için vefat etti, göçmüştür. Annesine gider, babasına gider bilemiyorum artık ama yani bu yolda, Mevlevilik yolunda eğer bir mürşidiniz varsa, hangi yol olursa olsun gerçi sadece Mevlevilik de değil. Bütün inanç bazında. Tarikatı Ali'ye deniyor. Yani bütün yollar Ali'ye çıkıyor aslında. Eyvallah. Eğer mürşidinizi kendinizde bende ettiyseniz nereye gideceğinizi biliyorsunuzdur. O da sizin kavuşma geceniz, vuslat geceniz, düğün geceniz olur. Bunu kısaca belirtmek istedim. Çok önemli bir nokta. Evet, muhakkak ki önemli bir nokta. Çünkü herkesi sevgili uğurlayamazsınız. Herkesi hakka uğurlayamazsınız. Evet. Bu anlamda da teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir açıklamayı da bulundunuz. Peki sevgili dostlar, şimdi bu bölümde de son bölümümüzde aslında ben şu anda bulunduğumuz mekan üzerinden ve özellikle bu mekanı kurmada vesile olan, bu mekana hizmetleri olan yakın bir zamanda da Hakk'a geçen Hasan Çıkar dedeyi biraz da yad etmek istiyorum. Evet, Hazreti Mevlana pirimizi yad ettik burada, anlattık. Onun varoluşunu, efendime söyleyeyim, ilim alışını, işte o bilgilerini var yad ettik burada. Ama bir de bu topluma, bunu aşılayan, bu sevgiyi aşılayan, böyle bir ortam hazırlayan, çünkü hakikaten buraya gelip de aşık olmamak mümkün değil. Hangi aşk? Ruhani aşk. Onu yakalamak mümkün değil. Hasan dedemi de Allah rahmet eylesin, ben de iyi tanırdım. Beni evladı gibi görürdü. Ve işin enteresanı, iki hafta önce buradaydım. Mevlana gideceğimizi söylemiştim, ziyaret edeceğimi söylemiştim. Ve Hakk'a yürüyüşünü, Hakk'a uğurlanışını gözleri kapattığı gece ben Mevlana'dan dönüyordum. Yusuf kardeşim aradığında. Düşünebiliyor musunuz? Kimi yad etmeye gitmişiz, kimle muhabbet etmişiz? Ziyaret ederken, demek o esnada biz Hasan dedemizi kaybettik ama aynı zamanda Mevlana'dan çıkıp gelmişiz. O aşkı götürmüşüz aslında. Hasan dedemin selamını götürmüşüz oraya. O aşkla biz de geri döndük. İşte bu kadar ilim içerisinde olan, bu sevgiyi, Hazreti Mevlana'yı aşılayan bir kişi kimdir ki de insanlar böyle bir sevgiyi onda buldular? O yüzden Hasan dedeyi de iade edelim. Burada onu iade etmek istiyorum. Ama Hasan dedeme geçmeden önce Mevlevi cümlesi hakkında birkaç kelam söylemenizi istiyorum. Şimdi Mevlevi hane dediği zaman sadece burası mı veya bu kurum harici Mevlevi haneler var mıdır? Birbiriyle uyuşumu, birbiriyle ibadeti. Çünkü sizler de Perşembe akşamı ibadet yapıyorsunuz burada canlarla beraber. Diğer kurumlar da aynı ibadeti, aynı gün mü yapıyorlar? Sibel Hanım'la başlayalım, böyle hepinize sırayla bir söz hakkı şimdi, olsun. Mevlevi kelimesi zaten Mevlana'dan, Mevlana'nın yolunda olanlar, yani Mevlevi oluyor. Evet. Mevlevi hane deyince de şimdi yani nasıl diyeyim size, yani şu anda Mevlevi haneler var fakat çoğunluğu, yani tamamıyla hepsi diyebiliriz, bunlar içlerinde irşad edecek, Mevlana'yı temsil edecek bir dede olmadığı için bir müze konumundalar. Şimdi bizim bulunduğumuz yer Mevlevi hane olarak tabii ki tanınmıyor ama bizim gönlümüzde burası Hasan Dede, Mevlana Mevlevi hanesi. Çünkü bir postnuş sahibi Hasan Dede. Tabii ki post sahibi. Ve bu mana yoluyla gelmiş olan bir post. Yani Hasan dedemizin elindeki post Hazreti Mevlana'nın kendi postu. Evet. Bu Selman dededeydi. Selman dededen, yani Mevlana'dan sonra bütün dedelerden geçti ve Selman dedeye geldi. Fakat Selman dedenin o postu kullanmaya yetkisi yoktu. Sadece sakladı. Daha sonrasında bir mana ya istinaden, gördüğü bir rüyaya istinaden Selman dede bu postu Hasan dedeye verdi. Evet. Hasan dede şimdi senesini tam olarak hatırlamıyorum, 97 senesinde miydi?
97 senesinde Konya'da 87. 87 senesinde Konya'da Şebiyoruz meydanı açtı. Ve orada zaten şeyde de arşivlerde de bulabilirsiniz onu, Konya Belediyesi'nin arşivlerinde. Orada yazar, muazzam bir geceydi diye. Evet. Yani dediğim gibi Hasan Dede irşat sahibiydi. Şimdi baktığımız zaman diğer Mevlevi ailelerde böyle irşat edecek kimse yok. Zaten tamam, yani mesnevi sohbetleri açarlar, Mevlana'dan bahsedebilirler, fakat yolcuyu irşat edemezler. Yolcuyu irşat edebilmesi için bir mürşidin, bir Mevlevi dedesinin Ali'nin ruhuna bürünmesi lazım. Ali'yi kendine ruh etmesi lazım ki onu Hazreti Muhammed Efendimiz'e götürebilsin. Şimdi Hasan dedemize baktığımız zaman tamamıyla bir Mevlana aşığı, tamamıyla Muhammed Ali aşığı. Şimdi Mevlana'yı biraz önce nasıl tarif ettik? Mevlana'mız da tamamıyla Muhammed Ali'de kendini yok etmiş ve onun dış yüzü Hazreti Muhammed, içi Hazreti Ali. Yani onu ruh etmiş kendine. Şimdi Hasan dedemize baktığımızda da Hasan dedemiz de öyle. Aslında tamamıyla Mevlana'nın kendisi. Biz öyle görüyoruz. Çünkü zaten bu yolda bu yola girdiyseniz, talip olarak, mürit olarak bir mürşide bağlandıysanız, mürşidinizi hak olarak görmeniz lazım. Mürşidinizi Mevlana olarak görmeniz lazım. Hazreti Muhammed olarak görmeniz lazım. Ali olarak görmeniz lazım. Bu şekilde göremezseniz zaten bu yolda ilerleyemezsiniz. Çünkü Mevlevilik her zaman Allah'la insanı, yaratıcıyla insanı birlemiştir. İnsanı ön plana çıkarmıştır. Tamamıyla neredeyse diyebilirim ki insanı tanrılaştırmıştır. Bu da nereden anlaşılıyor? Şimdi Mevlana'mız şöyle diyor. Sen kimin kudretiyle görüyorsun? Sen kimin kudretiyle işitiyorsun? Sen kimin kudretiyle konuşuyorsun? Allah'ım. Madem ki senin her zerreni Allah sarmış, o zaman Allah senden işliyor, senden görüyor, senden konuşuyor, senden duyuyor. Zaten bütün bu alimi yaratmasındaki sebep Allah'ın bilinmeyi istemesiydi, o kudretin. Bütün bu alemi yarattı. Bakın sema meydanında da bu işlenir. Devri Belet'te 3 tur dönerler. Evet. Ondan sonra 4 selam sema ayini vardır. Şimdi Allah bütün cansız varlıkları yarattı. Gezegeni, ayı, yıldızları yarattı. Toprağı, taşları yarattı. Bunlardan dile gelemedi. Daha sonra bitkileri yarattı. Ağaçları, çimenleri, gülleri, çiçekleri yarattı ama bunlar da hiçbir şekilde Allah'ı dile getiremedi. Sonrasında hayvanatı yarattı. Hayvanatlar da hepsi kendi dillerince bir şeyler söylediler fakat onlar da Allah'ı dile getiremedi. En sonunda Allah insanı kendi suretinde yarattı. En güzel şekilde ki Tin suresinde bu mevcuttur. İnsanı en güzel şekilde yarattım der Cenab-ı Allah. Evet. Peygamber Efendimiz'in dilinden. Şimdi insanı yarattı. İnsan gözüyle bütün aleme seyretti. Bütün alemdeki varlıkları hepsini teker teker isimlendirdi. En sonunda Allah kendi ismini yine insandan aldı. Allah koydu yaratıcının ismini. İnsan koydu. Allah dedi. Evet. Öyle değil mi? Evet. Biz Allah demesek Allah bilinebilecek miydi? Bilinmeyecekti. Şimdi işte bu yüzden müridin, talibin, mürşidini hak olarak, hakkı yani o yaratıcı kudreti insan, yani kendini tamamen hakta yok etmiş, tamamen fani olmuş olan bir mürşidi kamilde görebiliyor olması lazım. Mevlevilik tamamen insan üzerine kuruludur. Eyvallah. Mürşid-i Kamilimiz bizim aynamız oluyor. Yani bütün bunları ne kadar okursak okuyalım, kitaplar açalım, ömrümüzü buna vakfedelim, gene de bir aynanız olmadan
özel bir lütfa, bir tecelliye mazhar olmazsanız bunu gerçekleştirmek mümkün değil. Bir aynanız olması lazım. Sizi kendinizle yüzleştirmeniz lazım. Yüzleştirmesi lazım. Kalbinizi, kendinizi nasıl arındıracağınızı, kendinize nasıl bakacağınızı size ayna olarak yaşatması lazım. Ancak bunun neticesinde öğrenilebilen bir edep ve güzel ahlak üzere bir yol. Eyvallah. Şimdi dedim ya, bu bölümde hani sorulardan ziyade birbirinizi tamamlayıcı sözler gelirse hiç çekinmeyin. Kelam kesildiğinde ben devam edebilirsiniz. En azından birbirinizi tamamlamak adına. Çünkü Hasan dediği hangi soruyla ben sorayım size? bu anlamda aklınıza, fikrinize geleni deklar edebilirsiniz, anlatabilirsiniz burada. Buyurun, söz sizde. Eğer giriş yapmak arzu edersen hizmetlerle alakalı. Hizmetleriyle alakalı. Şimdi Hasan dedemiz bizim ilk yaptığı hizmet kadınları, kadın semazenleri erkeklerle birlikte meydana çıkarmak oldu. Hasan dedemizin bunu yapmaktaki dayanağı da yine Hazreti Muhammed Efendimiz'dir. Nasıl? Hazreti Muhammed Efendimiz Kabe'nin açılışını kadın erkek bir olarak yapmıştır. Bugün kadınlar yapacak, yarın erkekler yapsın dememiştir. O da birlemiştir. Cinsiyeti, bütün din, dil, ırk, yani ne olursa olsun insana bakmıştır. Ve kadını, erkeği en önemlisi cinsiyeti ortadan kaldırıp, çünkü siz orada hakkın önündesiniz. Yani dolayısıyla hakkı tavaf ediyorsunuz orada, Kabe'yi. Yani Kabe aslında insanın gönlüdür Mevlevilikte. Fakat orada Allah'ın evi. Şimdi Allah'ın evini tavaf ederken tamamıyla, yani insan herhangi bir cinsiyet düşünemez ki. Düşünmemesi lazım daha doğrusu. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Efendimiz böyle bir saflık, temizlik ve içindeyken, yani bunu zaten hiç aklına bile gelmemiştir zannederdim. Veya ileriye dönük olarak bütün onlardan perde kalkmış olduğu için, yani kadını erkeği beraber tavaf ettirmiştir Kabe'nin açılışında. İşte Hasan dedemiz de yine biraz önce dediğim gibi Hazreti Muhammed Efendimiz'e dayanarak kadınları da sema meydanına dahil etmiştir. Çünkü sema etmek bir ibadet. Şimdi kadına sen ibadet etme diyebilir misin? Öyle bir hakkın mı var? Yok, öyle bir hakkın yok. Şimdi hakkın gözünde, Allah'ın gözünde de kadın er, kadın erkek diye bir cinsiyet ayrımı da yok. Değil mi? Evet. Dolayısıyla bizim de haddimize ki böyle bir ayrım yapalım. Çünkü bu kapıdan girenlerin bir can edasıyla görmek, görünmek lazım. O yüzden Mevlevilik ve Alevilik tamamen ufak tefek ritüeller haricinde, nüanslar haricinde tamamen benzerlikler içerisinde inançların ibadette yapıldığı bir topluluktur. Evet. Buyurun. Evet, ilk zaten burada şey yapmışım, Hünkar Hacı Bektaş Veli de diyor ki, erkek dişi sorun, selam olsun üzerine, erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde, Hakk'ın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok. Noksanlıkla eksiklik senin görüşlerinde diye sesleniyor. Başka söze gerek var mı? Yani. Onun dışında sema ibadettir dedik. Sizin bu arada... Yani ilave yapabileceğiniz bir şey varsa, çünkü son 7 dakikamız kaldı. Bu anlamda da sizlerden de kelam alalım. Gene Özlem Hanım'dan sonra Sibel Hanım da söz alabilir. Yusuf Bey de söz alabilir. Girebilirsiniz bu konuda, buyurun. Dedemizin yapmış olduğu bütün farklı hizmetlerin, güzelliklerin içerisinde çok değerli olanının da onun çocukla çocuk, gençle genç, yaşlıyla yaşlı olarak hepimizin gönlüne hitap ederek, bizlere tatlılıkla, hep güler yüzle yaklaşarak yanlışlarımızı gösterebilmesi, bizi daima iyiye, doğruya, güzelliğe doğru yöneltebilmesi diye düşünüyorum. Pirimizin eserlerini elimize aldığımız zaman, baktığımızda orada Allah'ı görüyoruz, peygamberimizi görüyoruz, ehli beytimizi görüyoruz, manayı görüyoruz, iyiliği görüyoruz, adaleti görüyoruz, cömertliği görüyoruz.
Dedemizde de hep bunları gördük ve onları kendimize rehber edindik, onları kendimize misal edindik. Hep bu güzel örneklerle yaşadık onun varlığında. Hala da o güzel örneklerle yaşamak için ona sözümüz var. Ben gene Mevlana ve Mevlevilik deyince pirimizin kitabesinin üzerindeki yazıyı da sizlerle paylaşmak istiyorum. O kitabenin üzerinde Mevlevilik için diyor ki, burası karanlıkları aydınlatan İslam'ın direği, Tanrı'nın yüce kapısına yol gösterici, nişaneleri kaybolduktan sonra yakın yollarını tekrar aydınlatan, aşk hazinelerinin anahtarı olan, sözleriyle yeryüzü definelerini açığa çıkaran, hak ile batılı birbirinden ayırt eden, Kur'an sırlarını kavramış bulunan, ilahi sırların merkezi olan, kainattaki ruhları dirilten, peygamberlerin varisi, Allah'ın ve dinin celali olan Efendimizin uyuduğu yerdir diyor. Bizim yerimiz de, bizim dergahımız da Mevlevilik yolunda hizmet veren, Allah sevgisiyle, ona layık olabilmek gayretiyle hareket eden, sonsuza dek de güzel ahlak üzere olmayı, edep üzere olmayı düstur edinmiş ve her zaman içinde dedemizin rehberliğinde, önderliğinde yaşayacak olan bir dergahtır demek istiyorum. Eyvallah. Şimdi dedemizin hizmetleri tabii çok geniş, inanılmaz büyük reformları var. Kadınları Sema Meydanı'na alması, Mutriban heyetine dahil etmesi, akabinde bütün ayin-i şerifleri önce Türkçe'ye tercüme ettirmesi, sonrasında da işte Galata Mevlevanesi'nde çok uzun yıllar post idare ediyor dedemiz. Meydan açıyor. Oraya gelen turistlere yönelik İngilizce'ye de tercüme ettirdiği ayin-i şerifler var. Dolayısıyla tek bir dilin kalıbından çıkartıp iyice evrenselleştiren bir dil reformu da yapıyor yol içerisinde dedemiz. Bununla birlikte 1990'lı yılların başlarından itibaren Cem Vakfı Onursal Başkanı Sayın Profesör Doktor İzzettin Doğan Beyefendi ile beraber çok büyük bir açılım yapıyor ve hem Alevi camiasını, Alevi Bektaşi camiasını, hem Mevlevi camiasını bir araya getiriyor ve büyük bir gönül köprüsü kuruyor. Aynı zamanda işte posta, Hazreti Pir'in postuna geldiği ilk andan itibaren dünyada hizmet vermediği hiçbir ülke yok dedemizin. Ve bu ülkelerde hem yurt içinde hem yurt dışında yüzlerce, hatta binlerce kardinale hitap ediyor, hahama hitap ediyor. Onların gönüllerini alıyor. Kiliselerde ayin açıyor, havralarda ayin açıyor. Ve bu toplumsal başarılı olaylara dönüşüyor. Gazetelerde, işte dönemin televizyon programlarında adıyla, şanıyla bahsedilir reformlara dönüşüyor. En son olarak da tabii dedenin yenilikçi ruhu, reformist yapısı hiçbir zaman için sonlanmıyor. En son olarak da biz yaklaşık 3 yıldır buraya gelen bütün dostlarımız bilir ki kameralar aracılığıyla yine bütün dostlarımızı da davet etmekten onur duyarız. Her perşembe akşamı burada meydan açılıyor. En son yaklaşık 2-3 yıllık dönemde de dedemiz buradaki bütün ibadeti kendi ana dilimize çevirdi. Gelen yabancı konuklarımız için de teknolojinin de imkanlarından yararlanıp minik ses kayıtları hazırlattı. Kendi sohbetlerini onların da anlayabileceği şekilde İngilizce, Almanca gibi dillere çevirdi. Dedemizin reformları saymakla bitmeyecek kadar çok. Ben sözlerimi müsaadeniz olursa onun Cem TV izleyicilerine nazarıma yazdırdığı bir sesleniş vardı. Ekranlarından takip eden dostlarımız bilirler. Cem TV ekranlarında bizler 2,5 sezon boyunca Birlik Dükkanı programını hazırladık ve sunduk. Çok da büyük bir mutluluktu bizim için o dönem.
Dedemiz bir gün bendenize Cem TV ekranlarından bizi izleyen dostlarımıza seslenmesi için şöyle bir not aldırmıştı. Saygıdeğer Cem TV izleyicileri. Hazreti, tabii şunu da belirtmek istiyorum. Bu halen anlamını koruyan bir sesleniş. O yüzden de Hakk'a yürümüş olmasının üzerinden 8 ay geçse bile okumaktan da kıvanç duyuyorum. Şöyle söylüyor dedemiz kıymetli izleyenlere. Saygıdeğer Cem TV izleyicileri. Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehl-i Beyt Efendilerimizin, Hazreti Mevlana'mızın ve cümle Piran Efendilerimizin selamları, sevgileri ve güzel keremleri hepimizin üzerlerimize olsun. Bulunduğumuz yer Birlik Dükkanı. Hüdavendigâr Hazreti Mevlana, Hazreti Muhammed'in bendesi olarak her şeyi bildirdi. İkiliye hiç yer vermedi. Hüdavendigâr Mevlana'mız der ki, ikiyi bir gören bendendir. Küfrü iman bilen bendendir. Biz her şeyi birleyerek daima sevgiden söz etmekteyiz. Hazreti Muhammed'imiz, ben bütün aleme rahmet olarak geldim buyurdu. İşte Şahımız da tam olarak Resulullah'ın bendesidir. Yine Hüdavendigâr Mevlana'mız der ki, her ne isen yine gel. İstersen kafir ol, istersen putperest ol, istersen 100 kere tövbeni bozmuş ol. Burası bir ümit kapısıdır, ümitsizlik kapısı değil. Yine gel. Ve yine Mevlana'mız şöyle devam eder. Din, dil, ırk fark etmeden, kimsenin suçunu gözetmeden tüm insanlık alemini sevgiyle, saygıyla kucaklamaya geldik. Hepinizi bu duygular ile selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Hasan Rıza dedi. Sevgili dostlar, programın sonuna geldik. Yapmış oldu bir devrim daha var. Tabii, hemen vereceğim vereceğim size. Aslında daha keşke zaman olsa da daha derinlemesine uzunca anlatabilsek. Ben hemen söz alayım çünkü kapatmam lazım. Evet. Buyurun. Şimdi Hasan dedemizin Mustafa Kemal Atatürk'e olan hayranlığı herkesçe bilinir. Hatta o devirlerde, daha önceki zamanda gazete manşetlerine bile geçmiştir Hasan dede ve grubu. Evet. Kemalist Mevleviler olarak. Şimdi 1999 senesinin 10 Kasım'ında Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde Sema Meydanı açıyor Hasan dedemiz ve binlerce katılımcı ile birlikte Atatürk'ü en güzel şekilde yad ediyor. Yani hınca hınç dolu, hatta dışarıya televizyonlar, monitörler konmuşlar. Dışarıdan da bir sürü insan seyretmiş. Yani Hasan dedemiz her zaman yenilikçi, çağdaş bir görüşe sahip. Bunun dışında tam 15 Sema Ayin-i Şerifi yazmış, güftesini yapmış. 500'den fazla ilahi yazmış ve bestelemiş. Yani Hasan dedemiz buradan da anlaşıldığı gibi nasıl bir hak aşığı, nasıl bir Mevlana aşığı. Tamamıyla onu bendesi. Çünkü o ilmi aldı ve o ilmi devam ettirdi. Evet, sevgili dostlar, aslında vakit olsa da daha çok anlatabilsek, daha çok dile getirebilsek, vaktimiz bu kadar. Ben konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Bugün kırmadılar, bizimle oldular. Ve özellikle bugün bu mekanda Muhabbet Bağı programını yaptık. Başta Gürcan Başkan olmak üzere bütün yönetim dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Böyle bir yeri bize tavsiye ettiler. Çünkü anlamı farklıydı, anlamı bambaşkaydı. O yüzden burada yapmak istedi programı. Ve bir sonraki programda buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Oh,
Thank you.